çok iyi bir oyun oynuyor ekibimiz ama burada Cloud9'in son maça gelirken o ciddiyet topunu bir yerde düşürebilme ihtimali de yok değil. İyi bir Cloud9 taraftarı olarak da söylüyorum bunu gönül rahatlığıyla. Ve günün 5. karşılaşması Beyond Gaming ile C9 arasında başlıyor. PCS temsilcisi Beyond Gaming, karşılarında LCS temsilcisi C9. Söylediği gibi kan kuralı, eğer ki Beyond Gaming bir iddiaya sahip olmak istiyorsa bu grupta bu karşılaşmayı kazanmak durumunda. Draven veya MF ikisinden bir tanesi açık kalacak. İkisi de açık kaldı bu arada. Bu arada yasaklamalar geldi. Qiyana, Irelia şu anda Meta'nın belki de en tehlikeli iki şampiyonu yasaklandı. Yanında bir de LeBlanc'ı da yasakladılar. İlk seçimden Miss Fortune geliyor. Diğer tarafta Aphelios, Ryze ve Lucian yasaklamalar. Miss Fortune'ı pek çok defa ilk seçim olarak gördük bu dünya şampiyonasında. Hemen de bir önlem alınması lazım çünkü Miss Fortune şöyle, iki türlü oynanabiliyor. Ya zırh kırma üzerine gidiyorsun rakiplerin hani durumuna göre. Mesela işte bunu pozisyonda Ezreal diyecektim. Ezreal gelirse zırh kırmanın çok bir anlamı kalmaz. Daha böyle nişancı gibi oynanabilir. Böyle bir avantajı var. Yani şampiyonun esnekliği var. İki tarafa da gidebiliyor. Mesela Ezreal aldığın zaman ne yapacağım belli. Eşyalarım belli. Yani en fazla şeyi değiştirirsin. Hani Garez'i alırsın ilk önce. İşte donmuş yüreği almazsa falan filan. Ama ne kadar büyük değişiklik olur. Ya çok çok büyük bir değişiklik değil işte, ona geleceğim. Ama MF'in işte iki türlü oynanışı var. O yüzden bir de yanında çok iyi partnerler var. İşte Amumu'dur, işte Qiyana'dır vesaire. Şu an Amumu açısı da var bu arada şu anda. Evet. Leona geldi diğer tarafta. Alt koridorunu direkt seçti Cloud9. MF'e karşı da iyi. Yani evet. O ultisini bozma adına veya ona ulaşabilme adına. Graves bu arada üst koridorda dünya şampiyonası özelinde izlediğimiz bir şampiyon. Hala ormana gidebiliyor mu? Gidiyor. Gidiyor ama oynanır. Esnek. İyi. Ama koridor Graves'i birazcık daha etkili sanki. Kesinlikle. Evet. Üst koridor veya orta koridorda ittirme gücünü aldığı zaman gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. İyi takaslar yapabiliyor ve Amumu. Amumu göreceğiz. Beklediğimiz üzere kuvvetli bir alt koridor ikilisi. Yalnız alt koridor hata kaldırmayacak bir koridora dönüştü bir anda. Öte yandan bir de kazanma koşulu Dogo olan bir takımın alt koridorda bu kadar ciddi bir koridor üstünlüğü yakalamış olması Beyond Gaming'in çok iyi başladığı anlamına geliyor. Öyle ama gaza gelmemek lazım alt koridorda. Çünkü Leona da Amumu da hatayı veya açgözlülüğü çok ağır cezalandırabilirler. Kendinizi bir anda fazla derine gitmişken bulursunuz. Lee Sin geldi Blaber'dan. Ya burada aslında Dogo için kolay bir maç olmayacak yine. Karşıda çok mobil olmayan, evet belli bir saldırı, daha doğrusu hareket hızı steroidi olan bir şampiyon MF ama günün sonunda yer değiştirme yeteneğe sahipti. Bu durumda sadece Sildar büyüsüne bakıyor. Durum böyle olunca Neona gibi, Lee Sin gibi şampiyonların olduğu senaryoda çok daha iyi pozisyon almanız gerekiyor. Evet bir Amumu ile MF'in senaryosu var, işte Wombo kombonuz var vesaire vesaire ama eğer pozisyon dışında yakalanırsa bir anda düşebilir hiçbir şey yapamadan. O yüzden Dogo evet düne göre istediği bir şampiyona ulaştı ama bu en iyi senaryo mu bilemiyorum şu an. Qiyana yasaklaması geldi. Bu arada sargı atışını kullandıktan sonra Amumu Ezreal arasındaki etkileşim Ezreal'ın sihir geçişini zaten orada bufferlayabildiğini biliyoruz. Sihir geçişini attığı yere gidiyor değil mi? Evet, evet. Gidiyor. Yani dolayısıyla bir anda kendinizi kule altında bulabileceğiniz bir durum da olabilir. Orada bir de müebbete mahkum eder sizi Leona. Aynen. BQ, BE. O koridor aşaması zaten o şekilde hani böyle Amumu'nun Ezreal'e ulaşabilmesi çok garip bir senaryo olur. Hatta C9'ın istediği bir senaryo bile olabilir. Belki de yani. Üst koridor havuzu biraz daraltılıyor ama üst koridor havuzu o kadar geniş ki ne kadar daraltabilirsiniz? Ki burada tabii tekrarlayalım. Liang, PK'ye kıyasla çok daha taşıyıcı şampiyonlara yönelmeyi seven, bazen iki ucu keskin bıçak bir oyuncuya da dönüşebiliyor. Fudge ise bir önceki seneye kıyasla belki de en çok gelişim gösteren kesinlikle profesyonel liglerdeki oyunculardan bir tanesi. Bu seneki Cloud9 dramalarının arasında en fazla sakin, sabit ve verimli kalabilen oyuncuydu aslında. Bir anda üst koridordan bir taşıyıcı daha yakalaması Perks'ün de elini çok kuvvetlendirdi. Çok rahatlattı onu. Bu arada ikinci aşamadaki 4 yasaklama da üst koridora geldi. Sylas. Dün Perks Sylas'la neler yaptı neler gördük. Bugün Beyond Gaming bir önlem almak istemedi açıkçası. Ki bu arada alabileceği gayet güzel ultiler var. Özellikle hasar anlamında hem MF hem de Graves'in ultileri. Hasar anlamında ama işte öyle bir sıkıntı var. Mesela bir önceki maçta görmüştük. Jax ultisini alan ya da işte başka maçta Alistar ultisini alan Sylas'lar çok büyük tehlike yaratabiliyor ama burada öyle bir mekanik yok şu an. O yüzden Nivea geldi ve Graves'in üst koridora gideceğini biliyoruz artık. Hatta bir önceki oynadığım maçta Perks karşıda sürekli Alistar ultisini alıp içeri dalıyordu evet, ve ölmüyordu. Şimdi birazcık daha oyun tarzını değiştirmesi gerekecek bu maçta. Aatrox da geliyor burada. Üst koridor. Bu arada bu koridor Graves'i, orta koridor Graves'i olabilir Aatrox kitlenirse. Ya da değişebilirler orta koridor, üst koridorda Graves'de Aatrox kendi aralarında. Aatrox çok iyi bir seçim olmaz ama.
Yani tabii karşılarında bir... Ve Yone'ye döndüler. Oo. Bu çok daha iyi gözüküyor seçim olarak. Yone bu arada Perks'in çok iyi bildiği bir şampiyon. Bu kimse seçmezken LCS'de oynuyordu. Söylediğin gibi ciddi bir bomba combo söz konusu. Ve bir tane kitle kontrolünü aldıkları anda o kitle kontrolünden çıkartmayacak 3 tane şampiyon da var. Yone, Lilia, Amumu üçgeninde. Ve bir anda Malphite'de her şey geldi. Kilitlendi gibi gözüküyor. Üst koridora Fajin ellerine Malphite vermeye karar verdiler. Kitlemedi galiba. Yanıp sönüyor mu şu anda? Yanıp sönüyor. Aa, Malphite'in görseli beni yanılttı. Affınıza sığınıyorum. Ama 3 tane kitledim. Böylesine bir saldırı gücü şampiyonu olan kompozisyona karşı hiç fena fikir değil. Kesinlikle yani öyle. Tek yetenek gücü Lidia olduğu zaman bu arada kötü bir senaryo değildi. Ve bu üst koridor Lidia'da da olabilir. Son ana kadar bekletecekler 20 saniye kalana kadar. Ve göstermeyecek ellerini. Malphite belki koridor aşamasında sıkıntı yaşayabilir. Ama takım savaşlarına oldukça güçlü gelecek. Çünkü senin de dediğin gibi 3 tane saldırı gücü şampiyonu var. Ve yani üzerlerine gidebileceği çok önemli hedefler var. Yani burada MF'i yakalaması her şeyden önce. Zaten onu takip edebilecek şampiyonlar varken çok kritik. Bakalım maç içerisinde başarabilecekler bunu. Cloud9 bir de çok mobil bir kompozisyon oldu. Yani bir anda Miss Fortune'un o çok etkili ultisinin hemen hemen hiçbir etkisi kalmayabilir. Çünkü herkes bir yerden bir yere kaçıp gidebilecek şampiyonlara sahip. Ve son anda Lilia'nın üst koridora gittiğini gördük, evet, yanılmıyorsam. Galiba. Malphite'a karşı tabii bu sonradan yapılmış bir adaptasyon gibi gözüküyor. Koridorda Lilia neden darlayabilir Malphite'ı? Şöyle, siz hani ileriye düşüp eğer sırf zırh kazarsanız koridorda barındırmaz Lilia sizi. Büyü direnci alırsanız da zaman... diğer nişancıların ekmeğini ağa sürüyorsunuz senin tabirin. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden çok arada kalan bir durum. Ama burada yani koridor aşamasını birazcık kaybetmeyi göze alıp, birazcık sıkıntı yaşamayı göze alıp bence birazcık daha ilerleyen dakikalara yatırım yapacaktı diye düşünüyorum. Fudge. Ama işte yanlış bir hareket yaparsa, çünkü bir de can yüzdeli hasar vurduğu için böyle şampiyonları karşısında görmeyi çok sever Lilia. Bayağı sıkıntı yaşatabilir. Ama ben hala Lilia'nın çok iyi bir üst koridor olduğuna ikna olmuş değilim. Yani çok fazla teknik dereceli vesairede de işte bu preview'ları vesaireleri izlediğimde çok iyi etkiler yaratmıyordu. Bakalım fikrim değişecek mi maçta, göreceğiz. Ya bu tamamen tabii karşıya doğru yapılmış bir karşı hamle diyebiliriz. Sinan 5 kişilik bir ekip halinde nehre doğru inmeye çalışıyor. Burada bakalım bir aksiyon çıkacak mı? Husha ile karşılaşacak Blubber. Takım arkadaşlarına doğru çekmeye çalışacak ama Husha'nın bu yemi yiyeceğini zannetmiyorum. Hangi kompozisyonu daha çok beğendiniz? Kaan Kural, senle başlayalım. Valla ben açıkçası Cloud9'ın çok hafif bir hasar sorunu yaşayabileceğini düşünsem de Cloud9'ın kompozisyonu çok daha potansiyelli, iyi oynandığı zaman bir arada çok daha tehlikeli bir kompozisyon. Sadece biraz hasar eksiği kalabilir. Yani Perks'ün kontrolden çıkması onların hasarının yeterli olmasını sağlayacak ama ona müsaade etmeyebilir bu noktada Beyond Gaming. Johnny, sen aynı fikirde misin? Koridor aşamaları eğer kazası belası geçilirse, ilerleyen dakikalarda işte Malphite, Sylas, Ezreal'la beraber bence fark yaratabilirler. Bir de yani Beyond Gaming'in kompozisyonu birazcık daha böyle yeteneklerin tutmasına, böyle beraber sinerjili bir şekilde kullanılmasına bakıyor gibi ve bunları bozabilecek şampiyonlar var. Yani onu yapabilecekler mi? O yüzden ben birazcık daha Cloud9 tarafındayım. Bakalım. Bu arada ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa, Galatasaray'ın maçını merak ediyorlarsa, bu karşılaşmanın hemen ardından temsilcimiz gruptaki 3. maçında LGL şampiyonu Detonation Focus Me karşısına çıkacak. Ve ondan 2 saat sonra yine şu anda ekranlarınızda görmekte olduğunuz LCS şampiyonu C9 karşısında finali yapacağız. Umarız bugün dünkü gibi çok keyifli, çok iyi League of Legends oynanan bir gün olur Galatasaray Espor adına. Ve karşılaşmaya başladık. Liang tabii oldukça hareketli olacak. Malphite'ı rahat rahat dürtebileceği bir koridor içerisinde. Şöyle bir şey var. Bu koridorda dizginsiz büyük kitabıyla girdiği için Fudge belli bir noktadan sonra Blubber'ı buraya çağırıp bir skor tehdidi oluşturabilirler. Özellikle 6 seviye civarına kadar eğer Liang ciddi bir geri düşürmeyi başaramazsa Malphite'ı, o dakikadan sonra hani Ornn Jayce arasındaki ilişki gibi bir şey olabiliyor. Bu arada alt tarafta sonlandıracak orman rotasını, öyle gözüküyor Blubber. Alt koridora baskın atabileceği bir açısı yok şu anda. Ortada gibi gözüküyor koridor. Öte yandan Graves'e alttan başladı. Şimdi yukarı doğru gidiyor. Malphite'in tabii bir ufak sorunu da koridor aşamasında yani büyü hasarı temelli Lilia'ya karşı ve can yüzdesiyle vuran Lilia'ya karşı işi zor olacağı gibi erken aşamada Malphite'in çok ciddi mana sorunları da var. Evet, o takaslarda da çok çok dikkatli olması ve sabırlı olup bazı şeyleri, bazı yenilgileri kabul etmesi lazım. Hani hiç mana kullanamıyorsunuz. Hakikaten içiyor manayı çünkü. İlk destek ziyaretini Kino rakip ormana gerçekleştirdi. Fudge'ın canını yaktı burada Liang. Ve Kino bu arada çok değerli bir bilgiyi takımına sağladı. Blubber'ın Gromp'u bitirdiği anda direkt fotoğrafını çekti ve maviyi alırken de görmüş oldu. Şimdi bakalım buna istinaden Husha'nın bir hamlesi olacak mı? Üst koridorda tabii Fudge acı çekmeye devam ediyor. Orta koridorda bu arada Mavan yeteneği kaçırınca Perks için
bir anda oraya girebilecek bir opsiyon oluştu. Yalnız Perks'ün de manası kaldı. Ama Perks de manayı içti. Hocam mana bitti mana. Akü yok, akü. Bu arada tabii bütün koridorlarda şu an baskıyı veriyor Beyond Gaming. Bu da açıkçası Husha'nın bayağı işine geliyor. 3 koridorda şu ana kadar ittirme önceliğini almış durumda. Yalnız Blubber'ın buraya gelişi totemin olduğu noktadan gerçekleşmediği için acaba Beyond Gaming orada yemlenir mi diye baktım ama hayır, gayet güvenli oynuyorlar. Bu arada acaba Beyond Gaming o alamet için hazır alt koridor ittirmişken bir mücadele verir mi diye merak ediyordum ama onlar hiç orada olmadılar. Yalnız Mavanda ne yıktı koridoru? Evet. Ya bu arada neredeyse bütün Beyond Gaming oyuncuları için benzer bir şey söylenir. Şimdi alt koridor birazcık ilerledi en azından C9 adına ama Beyond Gaming düne kıyasla çok daha aktif başladı karşılaşmaya. Dün Galatasaray karşısında gerçekten hiçbir şey yapmadan yenildiler gibi gözüktü. Evet. Şimdi burada bir 2-2 çıkabilir. Husha ya ses dalgası tutmadı. Kayacılılara teşekkür etse yerdi. Şimdi arkaya doğru hızlı tetik kullanmak istiyor. Husha çıkabilecek mi buradan? C9 ilk kana çok yakın. Husha'dan gelen sıçra. Onu ilk kandan kurtarmadı ve Blubber da şimdi de yakalayacak. C9'a karşı yapmamanız gereken bir şey bu. Facı öne geçirmemelisiniz. Blubber'a kaynak vermemelisiniz. Her ikisi de yaptı Beyond Gaming. Yumurta burada. Bir anda çürüye çıktı. Yalnız... Yani Beyond'un burada yaptığı harakiriden hallice yani. Aynen öyle. Şimdi orta koridorda yakalanan Yone de sıçraya atmak zorunda kalıyor. Muazzam iyi oldu bu. Yani Cloud9 için mükemmel senaryo. Bütün koridorlar bu kadar gerideyken böyle bir kaynak bulabiliyor. Malphite'ı bir skor, bir asist. Lee Sin öne geçmesi yani hakikaten muazzam. Burada yalnız çok güveniyordu kendisine Husha. Burada... Ama neyine güveniyor abi? Ha, kayıcılara giriyorsun orada... İki. Bu arada Fat çok doğru yere aynen, gidiyor. Aynen. Direkt yani. Kaçacağı üçlü çalıya gidiyor. Oradan sonra zaten kazanma şansları yok. Senkronize sıçrayı beğendiniz mi? Ya burada tabii şimdi Lee'nin de üzerinde bir yenilmez var. Ona belki birazcık inanarak hasarımız yeter dediler ama yani karşı tarafta gerçekten yenilmezi çok daha iyi kullanan bir şampiyon var. Ya öte yandan hem tank koruma güdüsüyle beraber kalkan da sağlayan yani Lee'sin. Önde çıktı tabii ki yani matematiksel olarak da. Bu arada Malphite'in eşyalarına baktınız mı? Malphite full yetenek gücü gidiyormuş gibi şey yapacak ama. Galiba. Hep buz gibi gözüküyor. Hep buz yapacak galiba da. Yani ya şöyle, da benim en sevdiğim direkt şey. Johnny yine tekli dereceyle feryat. Anlatmaya başlama ya. Luden mi diyorsun? Tabii. Neyse ki sevgili izleyicilerimiz senin söylediğinin tam tersini yaparak ligler aman, yükselebileceklerini aman, biliyorlar. Aman. Orta koridorda Maon'la Perks arasındaki birebir bir anda bir 3-3'e dönüştü. Amumu da çaldı ultiyle beraber. Kendi silahıyla vurdu orada Perks rakibini ama Perks de düşebilir. Arkadan gelen Dogo Perks skorunu alıyor. Husha'yı burada alabilecek kadar hasarları yok gibi gözüküyor. Blubber'ın koruma gücüsünün gelmesinde ne kadar var pek kalmamış. Birebir oldu. Burada birebir bir değişim oldu. Tabii daha fazla yatırım yapması gereken Beyond Gaming oldu 4 kişi buraya getirerek ama Dogo'ya skor verdikleri anda da o yatırımın karşılığını almış oldular. Perks birazcık daha dikkatli oynasa burayı bence hiçbir şey vermeyeceklerdi. Perks orada o kadar az canıyla birazcık açlık yaptı. Ya daha dikkatli oynasa 5 milyon dolar olurdu bonservisi. Aa, daha ne olsun regandık. Daha zaten öyleymiş yönü. Bu arada Zven de hiç olaylara dahil olmayıp direkt koridorunda şeyi temizliyor. Ya normalde bu arada bu hareketleri fena yapan bir oyuncu değildir Zivan. Rakibi kovalayabilir ama maç başından beri Miss Fortune üzerine doğru yıktığı için bakar mısınız Minyon dalgası alt koridorda nerede? Evet. Zven'in gelebileceği bir pozisyon değildi bu. Ya burada ama ultisini çok güzel çaldı. İlk skoru alıyorlar ve bence daha fazla ısrarcı olmanın gerek yok ki. Perks burada Perks niye geliyor? Perks neden? Niye geliyor belli değil. Çok yanlış bir adım atıyor ve arkada Kino hemen cezalandırıyor. Ve bu, arada... bu yüzden şeyi de alamıyorlar geldiğinde. Aynen. Ya geriye çıksa hiç olaylara karışmasa zaten takım arkadaşları çıkacak. Yine takas Kino, onlara dönecek. Kino! Ses dalgası kaçtı Blubber ne yapıyorsun? Kino şimdi arkaya atlayacak. Hayda. O nasıl ses dalgasıydı? Kino'dan ne oynadı be geldi. Yani, Blubber'la beraber çektiler. Tartışılır. Montaj videosunu Blubber sponsorluğunda çekti. Kırmızı da bu arada bu şeye kaldı. Ses dalgası kullanım kılavuzu Blubber yayınladı. Bunu yapmayın. Neleri yapmamalısınız? Ya aynen Johnny'nin eşya önerileri gibi Blubber'ın da bu hareketini yapmamak gerekiyor. Ya tabii şimdi C9'ın keskinliği... %10 bizim... başarı oranım var. Bravo. C9'ın keskinliği bizim net takip ettiğimiz bir parametre bu arada bu maç özelinde. Ve düne kıyasla birazcık daha keskinliklerinden kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Çok erken bunu söylemek için ama... Perks'in orta koridordaki tırnak içinde laubaliliği olsun. Blubber'ın buradaki konsantrasyon eksikliği olsun. Görmek istediğimiz hareketler bunlar. Bakalım.
Tabii şimdi bizim açımızdan özür dilerim Kaan Kural, senaryoları da hemen değerlendirelim. Eğer ki bu karşılaşmayı Sinan kazanır, biz de Detonation Focus Me'yi yenmeyi başarırsak günün son maçı bir anda grup birinciliği için bir finale evrilecek. Ve orada kaybeden takım da ikinciliği almış olacak. Öte yandan eğer ki burada Beyond Gaming kazanmayı başarırsa belli senaryoların ardından bir anda liderlik için üçlü eşitlik yaşanma ihtimali dahi var. Second Best, sen Malphite'in mana probleminden bahsetmiştin. Kayıp Cilt bunları çözdü abi. Çözdü değil mi her şeyi? Ne Kayıp Cilt alması... Yani mana problemi o kadar büyük bir problem miydi diye soruyor evet, insan kendine. Yani Malphite'la gittiği yol... yol değil mi? Şöyle Beyond Gaming için yol olmayabilir ama kendileri için oluyor. Bu yani... arada şimdi artık seviye 7. Ultisi açık. Yani Liang'in o şey günleri, rahat günleri bitti. Liang öyle koridor ortasına girip de yok dürten bir bu şey arada... yapan falan... Malphite ultisini tutturmak çok kolay. Yani kaçmak için yani çok çok iyi zamanlamayız, sıçratmanız lazım. Onu tutturursa full kombosuyla ciddi skor tehdidi yaratacak şu anda Malphite. Alamete cevap vermeye niyeti var gibi gözükmüyor C9'ın. Burada vadinin alameti Beyond Gaming'e gidecek yalnız. Perks orada alametin gözünü alan Hushan'ın üzerine gitmek isteyebilir. Vulcan bu arada içeri doğru girdi. Biraz fazla derin. Mermi manyağına yem olabilirler mi? Şu anda güzel de bir ulti geliyor. Bomba combo demek güç burada ama karşılıklı yöne ultileri kullanıldı. Arka tarafta düşen Fahacı Malphite'de aldılar. 2-1'lik bir değişim oldu bu. Hem Vadin'in alametini aldılar hem de C9'ın karanlıklara pervasızca dalmasıyla beraber iki skoru da yanında ceplerine koydular. Sven yoktu. Sven akademi takımına geri mi döndü abi? ben normal yorum yapmıştım. Hayır bir de takım da öyle davranıyor. Yani Sven'in olmaması önemli değil. Biz savaşalım abi. Sven'e gerek yok diyorlar. Ya takım arkadaşın DC olur ya onsuz oynamaya çalışırsa şu anda birazcık öyle. Bu arada Sven bir tane asist aldı o şeyden ilk giden isabet dalgasından dolayı. Ya bu arada bu şeyi vermeseler hani alametin savaşını yapmasalar Sven aşağı dümdüz koysa herkes koridorlarına dönse hiçbir şey vermeyecekler. Şimdi hem alameti verler hem skorları verler. Veya... Sven'in pozisyona bak. Daha Sven ekrana giremedi. Bak şimdi geliyor bak. Zoom yaptık yine göremiyoruz. Hala yok. Hala yok. Zoom yaptığımız için hala göremiyoruz. Geldi. Savaş bitti. Burada rejinin de birazcık algı operasyonu var diyebiliriz. Var var. beni etkiledi. Ya C9 tarafında tabii başlangıç etkileyici gözüküyordu ama sonrasında standart NA hataları görmeye başladık. Bildiğiniz gibi NA ya alamet biliyorsun. Havaalanı büyüyor. İsmi Near Airport tabir ettiğimiz bir bölge. Aslında bir şaka bir yana Cloud9'ın da dünya şampiyonaları tarihinde en çok katılım gösteren ikinci takım olduğunu hatırlatalım yeniden izleyicilerimize. Bu onların 8. dünya şampiyonası. Ve 4 tane çeyrek finalleri bir de yarı finalleri var. Bir de seyircilerimizin çoğu biliyordur ama bilmeyenler için bu Worlds Buff'u dediğimiz hikaye de genelde Cloud9 genelde büyük oranda %100 olmasa da kendisi yani dünya şampiyonasında NA'nin her zaman en başarılı takımı olup kendi standartlarında üzerine çıkmıştır. Yani NA sezonundan daha iyi sezonlar geçirir Worlds'de. Ve her ne kadar alt koridorda hani Minyon'da falan ne geçmişti Zibane ama artık bunun çok bir önemi kalmadı. Çünkü Dogo en tehlikeli oyuncusu Beyond Gaming'in 2 tane skor aldı. Şimdiden ilk eşyasını bitirdi. Bu dakikadan sonra da yani onu taşıyabilmesi için şartlar olgunlaşmış oldu. Ve maç yani C9 adına yavaş yavaş tehlikeye de girmeye başlıyor. Çünkü senin söylediğin nokta Dogo'ya cevap verebilecek konumda da değil Zibane. Ve C9'ın dediğimiz gibi keskinliği düne kıyasla birazcık daha limitli gözüküyor. Beyond Gaming'in de bu arada birazcık kendine gelmiş olmasından bahsedebiliriz. Mevsimin daha büyük kısmını birlikte oynadıkları üst koridor oyuncusu Liang'i takıma yeniden katmak onların muhtemelen birazcık daha sinerjisini de arttırmıştır. Aynen öyle. Maman bu arada orta koridorda Perks'ün üzerinde canını yaktı Perks'ün. Perks tabii geri dönüş hasarını fena olmayacak şekilde verdi orada. Neredeyse dengeli bir takas diyebiliriz. Oyundaki şaşacaksınız ama ilk ejder. 12. dakikada ancak hedefleniyor. Perks'ten kaçan zincirler Mao'nu yakalamasını engelledi. Kino da bu arada gardiyan görevinde ve oradaki görüş çizgisi öyle bir noktada ki Beyond Gaming'in buraya rakibini almamak için karar aldığı belli. 500 altın bir üstünlüğü var Cloud9'ın ama... O geçecek şimdi ve Dogon'un üstünlüğüyle sonuçlanacak gibi duruyor. Buraya eğer alamet açmayı tercih ederse ki Husha... Tabii Zven'e sevgili tribi devam ediyor. Sen bize gelmezsen biz de sana gelmeyiz diyorlar. Bakın Vulcan'ın yanında bile değil. Şimdi Zven'i hakikaten dışlamışlar ya. Burada Zven özellikle TSM döneminde zayıf tarafta yalnız nişancı oynamaya o kadar alışmıştı ki. Dolayısıyla yani kendi karakterinin çok dışında bir oyun tarzı da değil bu. Yalnız ama şimdi nişancı... alt koridordaki alamete cevap vermeyin sıkıyorsa C9'a söylüyorum bunu. Yalnız nişancı anlaşılabilir, belli bir taktik olabilir. Nişancısız takım savaşı orada biraz sıkıntı var ya. Ama suç Sven'in mi? Değil.
Yani Volkan'ın böyle gözünü karartıp bir dakika ben buraya atarım diyerek keşke, içeri girmesi. Keşke konuşmaları duysak bu arada. Belki de... genelde bu arada... Zıvan şeydi, geliyorum girin girin yaptıysa... Yayınlanan oyun içi seslerde genelde sinyalini kullanıyor bu arada reji. Çünkü İngilizce konuşan bir takımı kullanmak istiyorlar. Belki bu maçın konuşmalarını Dünya Şampiyonası'nın ilerleyen dönemlerinde görme fırsatımız da olur. Abi girin girin dese bile bakarsın nerede olduğunu haritada. Ona göre belli bir zamanlamayla girersin yani. Doğru. Ya onun affı yok ya. Kurtarılmaz. Ve Dogo kaynağı bardakla kaşıkla değil kovayla almaya devam ediyor şu anda. 1100 altın üstünlük kurmuş durumda şu anda Zivene. Ve zaten daha etkin bir şampiyona sahip. Bir de skor üstünlüğü minyon üstünlüğünün yanında. Dogo maçı taşıyabilecek noktaya geldi kesinlikle ve Beyond Gaming adına da mevsim boyunca bunun net şekilde birden fazla kez uygulanan bir taktik olduğunu hatırlatalım. Dogo oynuyor, Beyond Gaming kazanıyor. Bu arada hep buz geldi Malphite'dan. Yani geri dönüyor, maçı... Volkan izin vermeyecek. Aa niye bakıyorsun o? İnanılmaz bu arada yani bu hata. C9 tarafından ağır cezalandırıldı ama Husha anında döndü. Eşya seçmeye başladı. Şu kırmızıdan mı alsam, mavi kıyafetime yakışır mı falan derken skor oldu orada. Malphite'in yeni eşyasının çalışıp çalışmadığını test ettik. Hep buz çalışıyormuş. Çalışıyor. Tutuşla beraber orada skor almayı başarlar. Foja gitti ekstra kayda ama fazla ekstrası yok bunun. Yani... Sven yakalanacak. Oo, sargı atışından güzel kaçtı. Ekstra sihirli bir görev için yapamadılar bunu. Malphite skor verdiler iyi güzel. 10 puan ama devamı yok. Husha'yı hızlı şekilde geri döndürmüş oldular bile diyebiliriz. Altın farkı an be an eriyor. 400-500 civarından 200'e kadar düştü tabii. Karşılaşma şu anda dengede ama oluşacak takım savaşları dengede olmayacaktır. Nişancı farkını net şekilde hissedeceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Olmayabilir. İlk kule geliyor bu arada. Yani az önce onu söyleyecek tam skordan önce. Fudge doğru oynamayı başarırsa savaşları, iyi oynamayı başarırsa yani çok sıkıntı çıkarabilir Dogo'ya. İlk kule altında Yone'ye gitti. Perks bu arada Amumu'dan çaldığı ultiyle şöyle bir rakibinin gözünü korkutmaya çalışıyor. Ama Beyond Gaming hareketlerinde çok daha kendine güvenli. Karşılaşmada sanki temponun onlara geçtiğini farkına varmış durumdalar. Orada ışınlarını geri alabilmek için bir bitkinlik cycle'ladı diyeceğim. Geri dönüştürdü. Fudge. Döndürdü desek şunu. Döndürdü. Ve ejder tarafındaki savaş için şu an ışınlarını saklayacak tabii ki. Bir de hayaleti var. Orta koridorda Sven yakalandı. Bu arada sargı atışı Kino yüzünü memleketinde kullanıyor ama devam edebilecek pozisyonları kalmadı. Sven'in arındırını ellerinden almayı başardılar. Ve karşılığında sadece Kino'nun tutuşturu kaybolduğu için şu anda Beyond Gaming kendini avantajlı konumda hissediyor. Sven'in geri dönmesi gerektiğinin bilincindeler. İkinci vadinin alameti de sanki onlara gidecek. Ve karşılaşmanın başından bu yana ilk kez Beyond Gaming altında öne geçmiş durumda. Ve sistematik olarak yaptılar bunu. Yani sabırlı bir şekilde maçın başında iki tane skor verip üst koridorda ve ormanda geri düşmeler ki ormanda hala geriler tahminen. Ama birazcık da Cloud9'ın hatalarını iyi değerlendirdiler. Ya özellikle alamet sonrası çıkan savaşta verilen iki skor Beyond Gaming'i ciddi bir tempo kazandırdı bunu söylemek lazım. Bu arada üçlü kuvvete gitmeye karar vermiş Sven. İlah sindiren oynama istemiyor. Zaten iki yolu var genelde. Oo. Belki de Zven'in burada yakalanması hayırlara vesile oldu. Yani orada Cloud9 böyle bir çılgınlık yapıp savaşsaydı falan daha zararlı çıkabilirlerdi. Yani genelde başka birilerinin yakalanması C9'ı durdurmuyor bu maç özelinde Johnny. Üçlü kuvvette biraz C9 kompozisyonun biraz daha fazla hasara ihtiyacı olmasıyla alakalı olabilir. Muhtemelen donmuş yürek de yapmayacak bence Zven. Sanki buraya yapmak lazım Kaan Kural. Yani MF Graves, Yone üçlüsü... Lazım doğru, ya. Doğru, şart. Bu maça şart. Şart. Ya eşyanın değerini ikiye katlayan 3 şampiyon var karşıda. Hemen altınlar ekrana geldi. 1200 altınlık üstünlüğü maç başından bu yana rakibinin önünde. Tabii rakibinin altın olarak önünde olan tek isim de Dogo ilginç şekilde. Bütün kaynağı ona ayırdılar çünkü. Bütün bu 500 altınlık fark da Dogo'dan kaynaklanıyor. Mao'nun bu arada ölümsüz kalkan yayı bitti. Yone adına önemli bir ilk adım. O bu arada tabii ağır yere eşyasını da almış şimdilik. Sylas karşısında ve tabii kan içeni olan Lee Sin karşısında önemli bir eşya olduğunu belirtmek lazım. Liang ise bu arada çok fazla görmedik Lilia'yı sanki. Bu arada Yone'den bir celladın çağrısı, diğer tarafta da bir Dogo'dan erken bir son fısıltı geldi. Baya baya iyileştirmeyi de, zırh etkilerinde falan hiçe saymayı planlıyorlar. Şimdi oyunun ikinci ejderinde öncelik Cloud9'da ama şimdi orta koridordan gelen alamete cevap vermek durumunda kalabilirler. Ejderi aldılar. Ejderle orta koridor takası gerçekleşecek gibi gözüküyor ama hayır. Minyon dalgasıyla zamanlayamaması Beyond Gaming'in bu alametten istediği sonucu alamamasıyla sonuçlandı.
Evet, Cloud9 için fena olmayan bir senaryo. Ekstra bir şey kaybetmediler. Ya tabi bu baskıyı sürdürürlerse Orta Koridor Kulesi'ni zorlaya zorlaya alacaklar. Yalnız şimdi arkaya bir ışınlar geliyor. Yone'nin başı dar. Tamam, mermi manyağı oldu orada. Düşürmeyi başardılar. Ultiden çok güzel kaçtı Mahan. Ulti yine muazzam kullandı. Şey? Dogo'yu alabilecekler mi en azından? Sinan Dogo'yu sonunda düşürüyor. Mahan 3 canlı oradan çıkmaya çalışıyor. Bu arada ışınlanla içeri gelen Lilian'ın sonu da aynen Dogo gibi oluyor. Nişancı düştü. Üst koridor düştü. C9 bu sefer rakibinin fazla ilerlemesini cezalandıran taraf oldu. Maç başından bu yana senaryo bu şekilde ilerliyor. Birileri fazla ileri gidiyor ve cezaları kesiliyor. Cezaları bu, kesiliyor. Perks'e çok yaradı yalnız bu pozisyon hakikaten. Liang'ın attığı ışınlanı anlamak da bayağı güç. Yani Liye ile ışınlanı tabii ki üst koridorun ışınlanı atmış ama Liye ile attığınız ışınlara çok dikkatli olmanız lazım. Peki Yone'nin oradan nasıl çıktığını bana kim anlatacak? Yani orada bir Malphite Q'su yetecekti. Q'yu nereye atıyor? Q'yu atmıyor. Şimdi Dogo'yu attı. Atmadı evet. Q'yu attı. Q'yu atsa öldürecek yetenek evet. Gücü de var. Aynen. Ya şöyle bu arada Dogo'yu almayı Mahon'a almaktan daha önemli olarak düşünmüş olabilir ama Dogo ölmüştü bu arada. İkisini bu arada. Dogo ölmüştü ben sana söyleyeyim. Oradan çıkış yoktu o çocuğun. Ya sonuçta C9 adına daha umut veren bir sekans yaşandı. Burada Orta Kule'yi alamamış olmanın verdiği hayal kırıklığı Beyond Gaming'in karar verme mekanizmasını şöyle bir sarstı gibi geliyor. Evet. Bir de Fudge sıçrasını sakladı bu pozisyon. O çok kritik. Bir sonraki savaşta MF'in sıçrası yok. Ve ultisi de yeniden gelmiş olacak. Ultisi bu dakikadan sonra hep var savaşlarda. O konuda hiç endişe etmeyin. Hep var. Ben endişe etmiyorum. Bana ne Johnny? Allah Allah. Cloud9? Yok. Bugün Cloud9'cı değiliz. Onlar yolunu bulur kendileri. Bana ihtiyaçları yok. Peki. Saldım diyorsun. Bu arada Malphite'da hep buzdan sonra Kino'ya bu arada müthiş bir hasar. Şimdi Amumu'dan çaldığı ulti hep buz tutmadı. Şimdi karşılıklı içeri giriyorlar. Kino içeri girdiğine pişman olabilir. Perks'ün kullandığı Amumu ultisi yalnız şimdi Mahon geliyor. Vulcan'ın kullandığı ulti de orada Mahon yerine sabitledi. Gelen ulti sadece Vulcan'a isabet ediyor ve destekler değiştirdi birebir. Alt koridorda yalnız Fudge büyükçe bir minyon dalgasını kuleye kadar ittirmek üzere. Evet, Malphite yoktu bu pozisyonda. Ona rağmen birebir çıktılar. Cloud9 bir de ekstra kaynak da aslında çalmış oluyorlar burada. Fudge tecrübeli öne geçti üst koridorda. Koç Miti 5 kişi takım savaşı yapmayın mı demiş acaba? Muhtemelen. Eksik kaldığınız anda savaşın. Aha. Ulti geldi bu arada sıçrası olmadığını söylemiştin. Hep buzla geliyor Dogo'nun başı dertte. Bundan kaçış yok ki Dogo. Seni çok iyi anlıyoruz. Vura tokatlıyor öldürdü. Fudge Faktörü tekrardan devrede. Avustralyalı genç üst koridor oyuncusu. Buradan çıkacak mısın bir de? Tabii ki çıkacak. Niye çıkmasın? Q'dan gelen hızlandırma. Rakibi yavaşladı. Kendini hızlandırıyor. Ve Liang'in üzerinde şimdi. Yalnız uyutuldu. Ultiyi almak yetti burada Blabra. Sıçrası yoktu. Bir anda tempoyu arttırdı Cloud9 ve çok iyi takaslar yapıyorlar. Hani ve çok güvenilir değil. Böyle çok kontrolde gibi gözükmüyorlar ama şu ana kadar hani biraz geriye gibi düştüklerini söylemek gerekirse o görüntüye rağmen vurdu mu? Yok. O görüntüye rağmen bir şekilde avantaj çıkıyorlar bu pozisyonlardan. Ve altın farkı bir anda 2100'e çıktı Sinan lehine. Ve senin de söylediğin gibi tempoyu inanılmaz arttılar. O sakın savaştan sonra, kazandıkları savaştan sonra inanılmaz gaza bastı Cloud9. Evet. Yani Dogo çok iyi bir pozisyona gelmişti. Çok fazla kaynak aktarılmıştı ama Dogo şu an pek bir şey yapamıyor, pek bir işe yaramıyor. Ya bunun da en büyük sebebi Malphite'in varlığı. Malphite'in yokluğunda da bu arada çok büyük iş yapmadı. Bakalım savaşları nasıl oynamayı başaracak? Bu arada Donmuş Yürek değerini 3'e katlıyor dedik. Donmuş Yüreği Ezreal almayabilir belki ama Malphite şimdiden almış. Ezreal da zaten Donmuş Yüreğe buradan gidecek gibi gözüküyor. Hı. Bu arada Johnny ben sana Dogo bu maçı taşıyacak konuma geldi mi diye sorduğumda sen Malphite varken hayır gelmedi demiştin. Gryffindor'a 10 puan patlamışsın. Evet, Malphite ben de sana Dogo'nun canını yaktı. Güzel. Ben de olsa olsa sınırlarına olur Johnny'cim. Bu arada Malphite'in böyle oynanacağını aslında tahmin etmeliydik. Çünkü seçtiği kostümde biliyorsun Wolverine gibi pençeleri çıkıyor. Öyle mi? Tabii. Dikkat et. Ben de şey bekliyorum hocam. Neyden tahmin edecek diye. Zaten şat zirve falan diyecek zannediyorsun ama hayır. Çok öyle şey dağ gibi taş gibi durmuyor. Bir pençesi var ya. Bak şimdi birazdan görürsün Q atarsa. Bu arada Zven'in dakikaları geliyor arkadaşlar. O noktaya doğru geliyoruz. Zven'in baron önünde yakalanma dakikaları geliyor diyorsun. Yok o. Ha pardon o TSM kadrosunda. Ya sen hayırdır ya. Mermi manyağı minyon dalgasını temizlemek üzere atıldı ama Dogo arındırı kullanmak zorunda kalıyor. Ses dalgası tuttu şimdi Blabber içeride. Kino yalnız ultiyi atabilir. Zven'in kucağına attı kucağına ama Blabber da canıyla ödeyecek bu hamlenin bedelini. Nişancıya karşı fena bir takaslıyla mı arkada ama o anda Vulcan skorunu alırsa ki almayı da başaracak. Bu şeye gitti bu arada Blabber skoru. Evet Vulcan skoru Mahon'a gitti. Sonuçta 2-1 bir değişim.
Ve bir kez daha daha fazlasını istiyor Sinan. Sinan çıldırmış bir takım gibi oynuyor. Sven yalnız kaldı. Fudge ultiyle beraber. Derelerden, tepelerden de avantajlardan geçti. Arkada Huşa'yı almayı başarılarsa senin de söylediğin gibi Baron'un geldiğini görebiliriz. Huşa'yı kovalamaya devam ediyor. Wolverine bir skor daha alıyor. Yok çok hızlandı ya. Yok Baron gelmedi Regan'dır ama Ejder geldi galiba. Ejder tabii birazcık daha güvenli bir hamle olur ama. Fudge 4-1-4'e geldi. Perks hala kovalıyor. Ya taptif Just diyebilir miyiz diyor. Sevgili yorumcularımız? Net deriz. Biraz taptif burası sanki. Ve açıkçası çok güzel ters köşe. Hayır atsın ilgili. Ama burası da yani. Yakındı be. Yani çok ucuz bir aksiyon filmi gibi gözüküyor. Aynen aynen. Yani sadece taptif dışında o Lilia üst koridorda pek istenen sinerji hiçbir şekilde yaratamadılar. Dolmuş yürek tercihini ben ilk defa görüyorum. Ben de. Donmuş yürek galiba bugünlerde popüler eşya. Yani şöyle sağ tarafa donmuş yürek herkese tavsiye ederim. Müthiş eşya. Sol tarafa pek anlamlandıramıyorum. Ben çünkü de. Donmuş yüreği yürekten etkilenecek bir tek değilsin. Yani evet hadi birazcık Silas da içeri girdiği için etkilenecek ama. Ne kadar etkileyecek ki? Zaten tık 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 vuruyor yani. Perks bu arada şimdi rakip Gromp'ta Sinan bir kez daha yutabileceğinden daha büyük bir lokmayı çiğnemeye çalışmış olabilir ve Perks'ün sıçrasını kaybetmesiyle sonuçlandı. Perks bir sıçra aldı, bir sıçra verdi, ödeşti. Yani hesap yalnız, kapandı. Maç başından beri her iki takımdan da ciddi hatalar görüyoruz. O kadar hoşuma gidiyor ki bu sahneler. Tabii. İnşallah devam. Bir NA maçı izliyoruz yani. Yani şöyle tabii burayı Sinan kazansın. Biz Detonation Focus Me'yi yenelim. Finale kafa çıkalım. Rahat olsun değil mi? Finalde de Sinan bu hataları bize karşı da bir yapmayı denesin bakalım. Ya Fudge tehlikeli bir çocuk. Çok. Zonya'sı bitecek birazdan. Zaten kronometresi olduğu için yani Dogo yine nefes alamayacak. Bence bu eşya tercihini gördükçe dedin? Böyle şey yüreğine böyle bir korku geliyordur. Zonya bitecek demiştin değil mi? Bitti tamam. Bitmişi var. Hazır yapılmışı var. Doğru. 7 yüklü de bir Mejai var bu arada Perks'in elinde. Bu arada kronometreyi kullanmadı onu hatırlatalım. Malphite 2 kronometre görebiliriz İlerleyen savaşlarda. Zonya artık kronometreyi. Yani şöyle tabii Malphite'ın o 5 saniyelik stasis tabir ettiğimiz altına dönüşme durumuna ihtiyacı olacak bir senaryo olacak mı çok emin değilim. Çünkü Malphite yapıştırınca Baron başladı. Baron başladılar ve şu anda Lili alt koridorda ışınlanla gelemez. Şu anda 4 kişi gelebilir ama pek farkında değiller. Şimdi oraya görüş zineti geldi. 6000 canlı bitirmeye çalışabilirler. Fudge ve Perks şimdi ön tarafta savunma hattını oluşturuyorlar. Sis perdesi geldi. Fudge. O kadar güzel duruyor ki bak. Yani tek başına gelmesini engelliyor Fudge. Huşa'yı ultiyle de durdurabilir. Baron bitti. C9. Zorlaya aldı. Şimdi Fudge'dan gelen ultinin ardından hasar da müthiş gelecek. Mermi manyağı istenen sonuçları getirmiyor burada Beyond Gaming'e. Zonyası var. İnanma. Ne hasar çıkarttı öyle. Şu ana kadar onu beklermiş. Bakalım donmuş yürek işe yarayacak mı ama Zven'in takibini engelleyebilir mi? Gizemli atış tutmazsa bu arada ki zaten kullanabilecek penceresi bile olmadı ama C9 burada çoktan istediğini aldı. Altı farkın 4000 üzerine çıkartırken. Bence Fudge çok iyi bir oyun geçirirken burada Zonya'yı tıklama işi. Bilmiyorum tıklamadı değil mi ben yanlış görmedim. Yok atmadı Zonya'yı. Ama yakalandı sonunda. Günün sonunda kaçabilecek mi? Zor gibi gözüküyor. Blabber'ın sadece bir... Ses dalgası bir kez daha kaçıyor. Kaçtı galiba ya. Kaçamayabilir ya. Vulcan'ın yetenekleri çok hızlı dönüyor Johnny. Ya bir ses dalgası tutturursa inşallah Blabber. Yok. Kaçtı. Nihayet sonunda. Başardı. Önemli olanı tutturdu diye. Evet. Yani son vuruşu yaptı. Ve altın farkı da... Yani siz de görüyorsunuz tabii ilk 15 dakikadan sonra Beyond Gaming C9'ın hatalarını çok güzel değerlendirmiş ve altında öne geçmeyi de başarmıştı. Ama daha sonra aynı hataları bir iki noktada kendileri yaptılar ve tempoyu rakibe hediye ettiler. Ya burada Fudge o kadar güzel duruyor ki yani geçemezsiniz abi ultim var. Hani imkanı yok diyor. Sonra bir de ultiyi de kullanıyor. Burada sadece yapması gereken şu Dogo'dan Liang'den yediği o yetenekten sonra uyumadan önce o Zonya'ya basmaktı. Ölmeyecek ve tertemiz çıkacaklardı buradan. Liang de yalnız 600 altını cebine koymuş ve inanılmaz bir hasar çıkartmış tabii. Malphite'in büyü direnci namına sadece biten dandik pelerini olduğu için. Ama bak karşıya da bakıyor bunda yetenek gücüne dair dandik bir tane eşyası var diyor yani. Belki ama şampiyonun kendisi birazcık o konularda olan şüpheli. Doğru. Ve şimdi ikinci kuleye C9 yaklaşıyor altın farkını. Artırmaya yönelik hamleler. Yalnız alt koridorda iki donmuş yürek birden geliyor be. El kalkmaz. Perks'e şimdi yalnız iki kişilik, üç kişilik bir baskın. Perks! Ona söyleyecek bir şeyleriniz varsa hızlı olun. Perks'in ışınlanı var ama kullanabilecek penceresi olmayacaktır. Burada tabii Perks'e alması ne kadar uzun sürerse derken hiç uzun sürmedi. Yalnız Perks skoruna karşılık inhibitör de fena bir takas değil. Tabii Beyond Gaming tarafında bu inhibitörün korunamayacağına dair de bir
inanışı olabilir. Dolayısıyla onlar bir skorla beraber en azından bir karşılık vermek istediler. Yani burada Cloud9'in yaptığı bir hata var. Normalde takımlar ne yapar? Alt koridora eğer Baron'la şeye gidiyorsunuz kuşatmaya, orta koridordan da minyonları getirirsiniz ki iki taraftan da hani baskı unsuru oluşturursunuz. Yukarıdaki oyuncunuz geride bile kalsa oraya kadar gidemez. Hani 3 kişi oraya giderseniz 2 tane inipte tehdit edersiniz. Satranç gibi bu birazcık. Satrancın bir kısmını doğru oynamayınca orada piyonlar geride unutulunca o şahınız gitti işte. Yani bence daha iyi oynayabilirdi burayı Cloud9'dan bu baron güçlendirmesiyle. Çok bir şey kaybetmediler. İnhibitör aldılar. Ya en büyük kayıpları bu arada meşah yüklerinin 1'e düşmesi oldu. Meja'yı almanın da bir bedeli olacak. Ya iyi oyuncularda pek o bedeli görmüyoruz Kaan Kral, o yüzden. Olabilir diyelim o zaman. Evet, aynen öyle. Meja'yı bir de biliyorsun şey gibidir. Çiçek gibidir yani, bütün arıları üstüne çeker. Tabii. Meja yükleri ışık görmüş sivrisinek gibi geliverirler o yükleri almak için. Bu arada ikinci yükü alacaklar ve ruh noktasına getirecekler. Ve alev ejderinden faydalanabilecek isimler var. Ezreal. Yani herkes ama Ezreal'ın özellikle. Bir önceki maçlarda hatırlarsın Leona neler yaptı. Artişok'la, Vista Leona falan. Vista. Ben artık hazar tehdit ediyorum Leona'yı. Bu arada bu maçlarda genelde yani bu turnuvada özellikle Leona'ların gayet iyi performansları var. Her ne kadar ufak bir zayıflat almış olsa da. Ama işte hala sürüyor tabii. Evet. Ya Beyond Gaming'in bu arada bu karşılaşmayı kaybetmesi durumunda, ki şu anki senaryo birazcık daha onların kaybedeceği yönde ilerliyor gibi. Grupta artık üçüncülüğü hedefleyecekler gibi gözüküyor. 0-2 duruma gelmiş olacaklar. Ve C9 en yakın rakipleri olarak tahmin edilen Galatasaray'da C9'da 2-0'la beraber hayatlarına devam ediyor olacak. Üçüncülükten sonra da yüksek ihtimalle Hama Life Esports'un karşısına çıkacak bu gruptan çıkan 3. 4. mücadelesinin galibi. O da çok kolay bir karşılaşma olmayacak ama Hama Life o kadar garip işler yapıyor ki bazen Beyond Gaming'in şansı olmaz da diyemiyorum açıkçası o çapraz eşleşmede. Kino içeride, Kino Perks'i yakalamaya çalıştı ama Perks'i yakaladıktan sonra hasar desteği hiç gelmeyince boş yapılmış bir hamle oldu. Mermi yağmurda korkutma amaçlı arkaya kadar girdi Kino'ya ama kötü bir oyun geldi burada Blubber'dan. Kule altında kalıyor ama Sven seriye bağladı burada Blubber. Az önce Zonya ile kurtulmuştu, bu sefer tabii Zonya'sı yok. Şimdi Fudge'ın da başı dertte, sıçratmak zorunda. Perks içeride, herkesin ortasında. Mavan'ı sonunda almayı başarıyor. Perks'ten içeri gelen hamle sonunda canına mal oldu. Volkan da burada altına dönüştü. Cloud9 neden bu savaşı yaptı diye soracaksın. O kadar da haklı bir soru olacak. Çok garip yaptılar da. Malphite ultisi kaçmak için kullanıldı. Hani Malphite ultisini bazen şöyle bekletirsin. Tehdit içinde. Abi kule altındasın, daha ne tehdidi? Minyonlar bu arada Nexus kulesi almış. Büyük kulesini savaş göremediniz işte. Bakın evet, bu yüzden. Bu biraz olabilir ama. Yok yani be Kaan Kural, bir Nexus kulesine. Ne oluyor hayır, burada? Esas kritik nokta kule altında savaşıyorlar ve teker teker. Yani kule sürekli birine odaklanıp onu yavaş yavaş düşürüyor diğerlerle. Sonraki öbürü geliyor, öbürü de kuleden. Yani sürekli bir 1'e 5 var. Bunlardan biri de kule. Ve şu da var. Sürekli altına dönüşüyorlar kule evet menzilinde. Rakip takıma hazırlanacak cooldownların döneceği vakit veriyorlar. Ya şu savaşı tekrardan izleyebiliriz. Çok garip şeyler oldu. Çok hoşuna gitti değil mi? Bu vallahi çok iyi bildiğin yerler senin. Aynen, aynen, aynen. Ya burada Kino'ya bu arada bir şekilde yaklaşmayı başarsa belki savaş bu kadar uzamayacak. MF ultisinin içine girmiyorlar. Bu sırada Malphite ışınlandı geldi. Fudge'ın ultisi var. Fudge şu an kullanmıyor ultiyi. Bir tehdit unsuru olarak bekletiyor ama sanki kullansa daha iyi olmaz mı bu pozisyonda? Bu yani arada oradan çok iyi bir Yone hop ultisi gelmiş. Gitti. Şimdi tekrar Perks arada giriyor, evet, Perks bekliyor. Yone ultisi muhteşem yani. Oyunun kaderini Yone ultisi değiştiriyor arada. Ya bu arada Fudge Perks'le beraber içeri ultiyle girse ölse bile daha iyi bir sonuç olabilirdi. Evet. Şimdi pozisyon tekrarı Perks'ün kamerasını görüyoruz. Herhangi bir ifade görmedik kendisinden. Şu an tryhard ya. Ya tryhard ama tekrarlıyorum. Seyircilerimiz birazcık bıktı benden ama oyun keskinliği çok limitli şu anda. Yalnız Gino'yu az önce zor düşürmüşlerdi. Bu sefer bu kadar uzun sürmedi ama harika bir MF ultisi. Bütün verimi aldılar o ultiden. Şimdi koruyucu meleğe sokacaklar bu noktada. Lee Sin'i 5'e 4'lük bir savaş ama canlar oldukça sıkıntılı. Döner tohum Vulcan'ı isabet etse orada skoru alması gayet olasıydı. Yaz Kino'yu her seferinde değişiyor. Kino'yu hemen düşürdüler. Arkasından o MF ultisi bütün kaderi değil, savaşın kaderini değiştirdi. Perks bu arada Mao'nun üzerine doğru gidecek mi? C9 bu arada yeniden Baron'a başlıyor. Rakibini sürekli parmakları üstünde tutmaya çalışıyorlar. Sürekli onları bir karar vermeye zorlamaya çalışıyorlar. Şu ana kadar da başardılar. Bu arada Serilda'nın garezi de bitmişti bende. Diğer taraftan oyunun bitmemesi için Baron'u bırakmak zorunda Beyond Gaming. Anlaşılabilir bir takas olduğunu söyleyebiliriz. Ve altın farkı bir anda 6000 üzerine çıktı. Ve C9 bakalım hatalarla bezeli bu karşılaşmayı temiz bir şekilde bitirebilecek mi? Bence temiz olmayacaktır ama bitirmek için
çok yakınlar artık. Üçüncü eşya, hatta dördüncü eşyasını bitirdi Perks. Hiçlik değneği geldi. Ben bu Malphite'in eşya düzenini sevdim ya. Yapacağım ben bunu. Hayır! Hayır! Rito dereceli sıraları kapat! Her türlü soyadım böyle oynamamıştı. Bak bu da güzel yani. Bir de bak Zven'i bu kadar eleştirdik. Yok savaşa gelmedi falan filan dedik. Yine Zven taşıyor. 5-1-5. Ama dakikası geldi yani. Hani üçlü kuvvetini yapana kadar eşyanı bitirene kadar oynadılar. Zven'i çok eleştirmedik. Zven'siz savaştıkları için Cloud9'a... Doğru, Sinayna daha fazla eleştiri yönelttik. Şimdi Faci yakalandı yalnız. Leon'a destekte. Kino'yu şimdi yakalayacaklar. Kino hep buzda yerinde de sabitlendi. Perks hemen ama ultisini çaldı. İçeri giren Blubber ufak bir arama hamlesi yaptı. Girdi çıktı ama şimdi Kino'yu yakalıyorlar. Kino'nun düşmesi demek 5'e 4'lük bir savaş olması demek. Sinayna daha güvenli olanı yapıp 20 saniye sonraki alev ejderini ve dolayısıyla alev ruhunu alacak. Bir de ardından da kabus? Regarnur. Kino yani 5. skoru verdi Kino. Sylas amum ultisini çalıyor. Malphite ultisini zaten kullanmamışsınız. Hadi gir. Kafa atmaya çalışsana oraya. Ya zaten belki de bu Beyond Gaming'in sürekli yakalanan tarafta olmasını açıklayan yani durum. Alev ruhu da geldi bu arada Cloud9'a şu anda. Maçın başından beri hissiyatını biliyor musun? O alev ruhunu Ezreal ne kullanır? Tabii artık. 5 eşya. 6. eşyası gibi. Artı orada. Yani o mistik atışlarla çok güzel alan etkisi yaratır. Hissiyat bana Cloud9'un verdiği bu maçta. Hani kendileri ikram etmediği sürece çok nefes aldırmadılar Beyond Gaming'e. Ama ne zaman ki bir trollemeye karar verdiler, o zaman Beyond Gaming sanki bir şeyler yapabildi. Ama sadece tesadüfi değil, gerçekten yapısal olarak trolleyip duruyorlar. Yani hata yapmaya da çok açıklar. Tek bir Nexus Kulesi kaldığını hatırlatalım. İkinci inhibitörünü de almayı başardı C9 orta koridordan. Ve devam edecekler gibi gözüküyor. Kino henüz ultisi olmadığını belirtelim. Dolayısıyla savaş başlangıcı Beyond Gaming tarafında pek fazla yok. Ancak Lilia'nın iyi bir ulti atması gerekiyor. Şimdi C9 işi birazcık minyonlara bırakmış gibi gözüküyor. Döner tohumlardan kaçmaları yeterli şimdilik. Mao'nun içeri doğru girer gibi yaptı. Dikkat atma operasyonu. İsabet dalgası gol oldu. Yalnız şimdi arkadan Kino'yu servis etti takımına Blubber ve Kino skoru geliyor. Mermi manyağı harika geldi yine. Ve bu sefer uyutulan Perks. Ya Zonya'ya zamanda giriyor ve karşıda Mao'nun skorunu aldılar. Burada bir 3-3 kalacak artık. Çıkması gerekebilir Perks. Orada altından normale döndüğü anda bir kez daha düşüyor. Ve C9 burada oyunu bitiremeyecek konumda. Bunu söylemek lazım. Zven de burada kalma işini fazla uzatırsa biliyoruz Liang çok rahat yakalayabilir rakibini. Zven hızla sihir geçişini kullandı. C9'dan yine... Ya tam olarak ne olduğunu tespit edemesem de temiz olmayan bir oyun. Aynen öyle. Yani Kino'yu arkaya servis etmenin, ultisi olmayan bir Amumu'yu aradan çıkartmanın... Kino'ya karşı bir garezleri var. Ben onu hissediyorum. Evet, zaten var. Skor tablosu da gösteriyor evet. Kankro. Bu arada şeyde old chat'te falan yazıyor olabilir. Kino hani bizim de dereceli maaşlarımızda gördüğümüz gibi. Abi benden ne istiyorsunuz şeklinde. Bir garip Amumu. Tabii bu arada izleyicilerimize belirtelim. Verse'deki her karşılaşma için birer oyuncunun ücretsiz Pro Even'ı internette görebilirsiniz. Watch.lolesports.com ya burada daha sabırlı oynasalar, minyon dalganı bekleseler, yavaş yavaş bitirseler ama hayır diyorlar. Kule altına illa gireceğiz. Yine bir MF ultisi neredeyse 3 kişiye falan bayağı bir zarar asla veriyor. Asla bozulmadan. Evet. Arada. Yani bozacak o kadar şeyiniz var ama asla aynen. Bozulmuyor. Malphite ultisi var bu arada. Malphite ultisi skor almaya gidiyor. Aslında MF ultisini bozsa hem MF skorunu da alır hem MF ultisini de bozar. Aynen. Bu arada Perks bu pozisyonda 2 tane. Yani bir Zonya bastı bir kronometre bastı. Şimdi o kronometrenin bozuk parçasını satıp bir tane sopa aldı kendisine. Mejaisi neredeymiş bir sorsana Johnny. Şimdi Liang kaçmaya çalışıyor onu. Yalnız Liang buradan kaçabilir. Lilia'yı yakalamak hiç kolay değil. Ve burada Perks'te ışınlarını kullanmak durumunda kaldı. Gerçi 2 dakikaya kadar Baron var. 3,5 dakikaya kadar Kadim Ejderha yok. Dolayısıyla yalnız uyutulacak. Şimdi burada Zven. Arındır var ve anında kullanıyor. Düzeltiyorum civa kuşağını kullanmış. Arındır hala kullanılabilir durumda. Olası bir Lilia ya da Amumu yakalamasına karşı da önlemini ziyadesiyle almış bu noktada Zven. Mavi de ona kalıyor. Şu anda... C9 yumurtalarını Zven'in omuzuna attı. Taşı bakalım oğlum bizi diyor. Yani şimdi Perks yakalanacak. Mao'nun ultisine yakalanmadı. Karşılıklı bu arada Yone ultileri. Perks'ten inanılmaz bir hasar çıkıyor. Şimdi Zonya kullanıldı. Liang'ın da yan satır sayılır bir hasar olduğunu söyleyelim. Çok tatlı oynadı be. Perks disentegre etti rakibini parçaladı fazla. Çok tatlı oynadı be Regan. Şimdi Liang'in üzerine doğru gidecek. Liang'i de yakalayacak. Bu 2-1'di. Perks için değil. Faç'tan berbat bir ulti geliyor ama. Sonucu değiştirecek gibi gözükmüyor. Huşa da burada Zven'e hem oldu. Arka tarafta içeri giren Perks şovuna devam ediyor. Dogo'yu da koruyucu meleğe soktular ve C9 gruptaki ikinci maçında ikinci galibiyetini alırken Beyond Gaming'in birincilik ya da ikincilik hayallerine de oldukça sekteye uğratmış gibi gözüküyor.